sezon açılışını yapıyoruz. Barış şu an kaskını temizliyor. Kask kameramız da var artık. Evet, kamerası da var artık. Bugün şovları yapacak Barış. Hadi bakalım. Hava güzel ama trafik var Barış için birazcık. Bakalım ne yapacağız. Evet, Çin'e virajları başladı. Bugün buradayız Barış'la. Sabahtan akşama kadar burada takılmayı planlıyoruz. Bir 2-3 tur atacağız. İlk tur öne geçmek istemedi. Ben önde kalacağım. Yani onun öne geçmesini istiyorum. Çünkü hani kamerayla ne zaman çekiyorum. Daha güzel görseller çıkabiliyor. O yüzden istedim. Ama o bir tık arkada kalmak istedi bu tur. Ben de zaten abartmıyorum. Şu an bir yolu görelim. Buraya 4-5 aydır gelmiyoruz çünkü. Değişen eden bir şey var mı? Görmek lazım. Gerçi bir şey olacağını zannetmiyorum da yine de emin olalım. Burası asfalt kalitesiyle ve virajların güzelliğiyle yani inanılmaz bir yol. Motor olan herkese gelmesini tavsiye ederim. Asfalt cidden burada çok güzel. Gayet güzel bir asfaltta güzel bir gün geçiriyorsunuz. Mesela biz de burada 2-3 tur atıp bir mola veririz ondan sonra. Ya da belki Marmaris'e kaçarız, belli olmaz. Bu da Çin'in en sevdiğim virajı. Cidden çok sağlam bir virajdır. Sol sağ ve soldan sonraki sağ cidden sert. Ama çok zevkli. Bir de uzun ya, o da ayrı bir zevk veriyor. Evet, bu tur Barış önümde. Biraz önden gitsin de biraz görsel yakalayalım. Bakalım paslanmış mı? Onu da görelim. Barış'a çok yaklaşmıyorum bu arada. Çünkü biliyorsunuz Apex kullanıyor, ben Apex kullanmıyorum. Arkandayım ben, arkandayım. Çok yaklaşmıyorum. Güzel bir sol. Arkandayım, arkanda. Burası da zevkli. Sol, sağ, sol. Çok güzel. Arka arkaya virajlar var. Çok keyif alabiliyorsunuz. Evet, şimdi en sevdiğim viraja doğru geliyoruz. Burada Barış önümde. Güzel bir şey yakalarız inşallah. Sen solda kal başkan. Ben sağda kalacağım. Apex'e de girme lütfen. Çünkü yakında kalayım. Güzel bir görsel yakalayalım. Apex'e girme diye tekrar hatırlatıyorum. Evet, güzel yakaladım abi. On numara. Çok güzel. Sağ şeridindeyim. Güzel çıktı, güzel çıktı. Geliyor senin şey oğlum, sağında.
zaman neden bizim motorlar 250 cc dedi? Gaza mı geleceksin şimdi? Gelme gelme bırak. Bu arada grup sürüşleriyle ilgili ufak bir bilgi. Grup sürüşünde öndeki lider kurallara uygun olan olarak giden adamdır. Diğerleri de onun çaprazlarında sıralanırlar. Benim bu hatta durmamın nedeni şöyle açıklayayım size. Barış ani bir tepkiyle bir frene basarsa aynı sürede tepki veremeyeceğim için ben yanından geçebileyim diye. Eğer arkasına dizilirsem tepesine çıkarım. O yüzden motor sürücülerini grupta çaprazlama gitmek en güzel. Evet, Sakar'a geldik. Solundayım başkan. Sakar'a geldik. Bir AKK'yı devirmedi Barış. Buraya da özlemişiz. Bir yapalım bakalım birazdan. Ne frene bastım bu kadar? Evet, bugün bayağı sakin sürüyoruz ha, farkında mısın? Sana bir şey olmuş yazın ya, sen bir sakinlemişsin, ben sana söyleyeyim. Ya iyi bir şey gerçi bu tabi de. Neyse, sakin sakin yiyelim aşağı kadar ya. Yemeğimizi yiyelim. Belki karnımız açtıydı, belli mi olur? Monzlara bu arada yıkılıyor, farkında mısın? Şu viraj da çok iyi de şansa kalabalığa denk geldik. Yapacak bir şey yok. Çıkıyoruz değil mi AKK'dan? Buradan inmemiştik geçen sefer sanki bu. Ya şeyi... bu yoldan inmedik geçen sefer. Hatırlamıyorum ben bunu. Battery level is low. Abi hakikaten çok temizlenmiş ya burası. Kimse belediyesi 10 numara iş yapmış. Baksana tertemiz. Ya burası CHP de işte, CHP her yerde aynı değil. Bazı yerde çalışıyor. Tekirdağ'da mesela pırıl pırıl, inanamadım ben. Meğer CHP'ymiş orası da. Ama İzmir bok gibi. İzmir. Bir körfezi görmüyor musun? Sahile mi ineceğiz? Sahilde mi? Merkezi sahilde in. O geçen sefer oturduğumuz yerlerden birinde oturulmuştuk. Buradan inmişiz ya, tamam. Doğru, burasıydı. Motor freni devreye girmedi ya. Evet. Nasıl hızlanıyor? Şimdi gaz açtığım anda yavaşlamaya başlayacak. Yavaşlamıyordun ha bak. Oha! Duydun mu şey, arka lastik ciyakladı. Yok, duymadım. Şey, motor freni gaza bir aç bırak yapınca arka fren, arka lastik kilitlendi. Oha! Demek ki öyleymiş tezgah. Tezgah lan bu. Evet. Yine merkezi bir yere. Yok, böyle bir yere inmemiştik. İndik falan. İndik ya sağa bak, soldaki kafede oturduk işte. Soldaki kafe. Ha, evet. Tam park edecek bir yer bu. Park edelim mi yoksa aşağıya da? Ha, inelim hadi, yürü. Yürü. Tamam, yürü. Deniz kenarını bir görelim. Tipine soktuğumda ortalan yürüyor.
Tarihi azmak balıkçısı. Aa, millet şey yapıyor. Nasıl oluyor burada? Motorla girebilecek miyiz? Motorla giremiyoruz herhalde. Motorla girebiliyoruz değil mi? Tamam. Burası otopark kanka. Şuradan gideceğiz biz herhalde. Çıkışta 150 lira vermeyelim de. Abi motora serbest mi? Motor girebilir değil mi? Ya budur ya. Değil mi? Şu gölgeye atıp bir... Burada da görecek bir şey de yok gibi sanki ama. Lan denizin içine girmişiz zaten ya. Azman girişindeyiz işte ya. Evet. Lan kumsalları öbür tarafta kaldı Akyaka'nın. Evet. O köprüden geçip geçmek lazım. Sonra kahveden sonra oraya geçelim. Yalnız bir. Şurayı görmek istiyorum. Ben tamam. Okey. Nereden gideceğiz? Gökova'ya gidelim. Hiç kahve mahve boş ver. Kahve ihtiyacın var mı? Yok. Kahveye ihtiyacın yoksa Gökova'ya gidelim. Bak acayip derecede şey var orada. Tamam. Bir atraksiyon var şu an hayvan gibi. Bir görelim böyle bir ucundan. Biz garanti canım. Bunlar eğitim falan veriyorlar herhalde burada şu an. Tabii canım. Karada da eğitim alıyor. Yelkeni kullanmayı öğreniyor. Hepsi aynı yere bakıyor çünkü. Süren yok. Sol taraf da bataklık. Evet. Zaten burası malum Gökova. Aynı Pamucak sahili gibi işte. Efes'te deniz varmış ya eskiden. Aynen. Doğmuş. Bir çeşit uçurtmacılık diyebiliriz. Ha öyle zaten. Ha adam teknesini indirdi ya. Çok iyi ya. Kafa harikaymış ha. Değil mi? Abi ne güzel işte tekneyi indir burada. Tabii canım. Azmak çayından çık Gökova'da denize gir. Burada ben burada denize girdim daha önce. 15-25 sene önce belki 30. Oha. Daha fazla da olabilir çünkü 12-13 yaşında 14 yaşındaydım. Burası o kadar sığ bir yer ki yani kilometre yürüsen yine belinde. Tabii bu tarafında değil ben öbür tarafında yüzmüştüm. Dağdan gidebiliyor musun? Kumsal. Git. Gidersek kalırız ileride şeyler var. Patlayabiliriz yani orada. Bir şey olmaz ya. Şuradan bir kamera çekimi yapayım. Evet. Azmak çayının dibinden gel bir bakalım. Sen bir git abi gidebiliyorsan gelirim. Seslen bana. Tamam. İkimiz birden kalmayalım yani. Tamam. Biraz arkayı kaydırıyoruz ama gidiyor. Ama bence kalacağız. Evet sezon açılışımıza Barış'ın çocukluk hayali olan bu yolda motor sürmekle başladık. Kabrio BMW olmadı ama. Kabrio BMW yerine kabrio motorla geçtik. Burada millet kalabalık duruyor. Ne yapıyorlar acaba? Öbür tarafında da yol var. Zaten oradan gitmemiz gerekiyor ama kapalı mıdır? Nedir? Niye orada o kalabalık yolu kapatmış? Bakacağım. Görelim. Turist otobüsü gelmiş abi. Otobüs burada resim çekiliyorlar bence. Fotoğraf çekimi için durmuş vatandaşlar. Şu ön camı da indireyim. Teyzem börek. Abim. Herkes bir tarafta fotoğraf çekince tabii. Bir makas gereksinim oluyor. Yani turistik gezi olarak bak senin çocukluk hayaline getiriyorlar Barış. Ya hakikaten ha. Demek ki sadece benim hayalim değil. Evet.
O zaman asfalt yoktu burada ama. Ya toprak mıydı? Toprağımsı bir yol vardı. Hatta girmiştim, çıkaramamıştım arabayı da. Bir rampadan yola, asfalta çıkaramamıştım. Daha önce, kaç sene önce bu yola girdim Toyota'yla. Ama bir üstü açık değildi tabii. Keşke kaskı çıkarıp öyle getireyim. Kim dikmiş bunları böyle bu kadar sık sık? Neden dikmiş? Yani yola gitmiş. Belki 100 senelik. Yola gölge olsun diye dikmişler abi işte. O zaman zaten eski Muğla yolu herhalde burası da. Marmaris yolu. Tabii muhtemelen öyle bir durum var. Onu... Zaten dikkat edersen ovayı korumak için yol yapmamışlar hiçbir yerine. Tabii canım, aynen. Hep özel mülk, millet birbirinin bahçesinden mi geçiyor? Nasıl geçiyorsa artık yani. Bahçelere geçiş bile yok doğru düzgün. En azından buradan öyle görünüyor. Yoktur abi zaten. Zaten o arazilerin hepsi büyük araziler. Küçük değil ki adamların bahçeleri. Hepsi büyük. Soldan çıkıyorum artık. Peki. Yeterli herhalde. Okey. Daha ileri devam ediyor da pek de gerek. Katıl sağdan yola. Ben kamerayı açtım, böyle çalıştım bu. Tamam. İzmir yönüne dönüyorum. Dön başkan. Yakıtım bitik. O zaman benzin al bir yerden. Var mı da benzin? Çıktıktan sonra alırız. 60-70 kilometre gösteriyor. İyi. Yukarı çıkarken biraz düşebilir yalnız. Düş. Çıktıktan sonra alırız ya. Ha, bak kadın da buradan çıkış yaptı, gördün mü? Evet. Demek Muğla'nın eskilerinden. Benzinci var bak, petrol. Yok be. Okey. Senin var değil mi? Var benim. Tamam. Hadi gel, geçsem öne. Geç canım, Sakar'da şöyle güzel video çekelim şimdi çıkarken. Sen solda kal, ben sağdan takip edeyim seni yakında. Birkaç tane güzel foto, video falan yakalayalım. Yok, var şimdi önümüzde iki tane güzel viraj var ya, yatarsın orada. Hadi bakalım. Gayet güzel yakaladı. Yani ben güzel açıdaydım. Bence gayet güzel yakaladı yani. Var ileride iki tane daha. O seni sevmediğim viraj var ileride zaten.
orası işte. Hadi geçme sen, geç. Fırla. Kop. Ya sezon bitmemiş abi buralarda, baksana hala bayağı kalabalık yol ya. Harbi kalabalık. Ya burası bence hani Eylül ile Ekim falan. Hatta 29 Ekim sonrası bence iyice boşalıyordur. Biz kışın çünkü buradan geçen kimsecikler olmuyor ya. Ne kadar rahat geziyoruz. Güzel bir yerdi canım. Evet, Çin'e de son turumuz. Barış önde gene. Yine bir görsel yakalar mıyız çabasındayım. Bundan sonra da artık dönüşe geçiyoruz. Oo, iyi yaptım. Açık kamera. Çok yaklaşmıyorum sana çünkü Apex'e giriyorsun. Yani o bende tedirginlik yaratıyor başkan. Arkamda olduğunu görmüyorum yaptığını, ondan sıkıntı yok da. Şimdi ben kendi line'ımda gitmeye çalıştığım için sen bir soldan sağa, sağdan sola geçiyorsun. Bende tedirginlik oluyor. Ondan çok yaklaşmıyorum şu pozisyonda. Yaklaşacak olduğumu seslenirim sana. Bir gün de şurada oturalım ya. Şu 50 kere geçiyoruz şu herifin önünden. Bir gün de oturup bir çayını içelim bakalım ya. Köftesini yemem de çayını içeriz. Galiba yani hakikaten bence bizim Ege bölgesinin en güzel yolu net yani burası. Şey de öyle gerçi. Kaleye giden yol da öyle. Orası da güzel yani. Kaleye giden yolun şu sıkıntısı var. Gidiyorsun, hiçbir şey yok yani. Bir yemek yiyeceğin bir şey yok. Oturacağın bir yer yok. O sıkıntı var. Orada bir tesis mesut olsa ya da yemek yiyebileceğin güzel bir lokasyon olsa buradan kaleye de bas git her seferinde. Evet Barış'cığım, sezon açılışında yaptık böylelikle. Ekim başında. Abi nasıl sezon? Daha hiç bu sene hiç çıkmadık mı biz seninle? Canım kışın yani, kış sezonunun açılışı. He, evet. Bakalım inşallah kışında havalar güzel gider de bol bol gezeriz. İnşallah. Kışın daha zorlu olacak ama yine de gidelim. Ya zorlu oluyor da yollar boş oluyor abi, rahat oluyorsun en azından. Tabi bugün bayağı kalabalık da geçti. Çok kalabalık ya. Geçiyorum, oha trafiğe bak. Ya biz zaten evet, İzmir'de de muhtemelen saçma bir trafiğe denk geldik yani. Emniyet çizdi bizim. Soldan geçiyorum. Tamam.
sezonumuz açılmıştır. Evet, gün batımıyla biz yarıdan. Geride bitirdik. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long